Su ismiyle müsemma diyorsunuz. Evet, iş bizi takmıyor. Ben peki. Bir hafta boyunca tahmin yaptık burada. Boş yere yapmıyoruz bu tahmini. Geçen hafta da birlikte yapmıştık zaten. Evet. Tahminleri. Geçen haftaki tahminimi hatırlıyor musun? Bir dakika dur. Sen akıllı kızsın. Geçen hafta ben... Bunun akılla bir alakası yok. Hafızayla alakası var. Tamam, hafızalı bir kızsın. Geçen hafta. Göztepe Fenerbahçe karşılaşmasının çok çekişmeli geçeceğini ve Fenerbahçe'nin çok zor alırsa bir puan alacağını söylemiştiniz. Ya nasıl yalan söylüyor ya? Ben böyle bir şey görmedim. Çıkarırım ama kayıtları. Pazar sabah. Şu an espri biz yapmış senle, olmak için. Biz seninle Malatya Fenerbahçe'yi konuştuk. Ne Göztepe'si ya? Konuştuk. Aa, ben gidiyorum, olmaz böyle şey. Göztepe Fenerbahçe'yi de konuştuk canım. Ya ne alakası var? Malatya Fenerbahçe vardı o gün. Bu hafta için konuştuk. Ya. Söyle. Kalan maçlarını konuşmuştuk ya Fenerbahçe'nin. Fikstürünü ekrana getirmiştik, onu söyledim. Ay, Malatya Fenerbahçe maçı çok gergin geçeceğini. Onu konuştuk. Berabere bitebileceğini. Kazanırsa da sürpriz olacağını düşünmüştük ve hakikaten çok gergin dedim ya, mücadele olur, futbol olmaz, mücadele olur ama hiç kopmaz maç. Hı hı. Tamamen bir gerilim olur. Şimdi bak, Gençlerbirliği Malatya maçının, Gençlerbirliği toparlandı, Malatya bir adım önde dedim. 3-3 muhteşem bir maç oldu, izledim. Çok güzel bir maç oldu. Sivasspor'un rahat kazanacağını düşünüyorduk. Çaykur Rize maçında yanıldım, onu ben beraberlik olarak düşündüm. Alanyaspor'un Ankara Gücü'nün 4-0 yendiğini bizim çocuklar da bir ara yazacaklardır oraya. 2-0 yazmışlar çünkü. Evet, düzeltelim. 4-0 yendiğini. 4-0. Onun da farklı olacağını demişti. Göztepe Fenerbahçe maçının beraberlik büyük ihtimal demiştim. Seto, bir de maçtan önce bir video yayınladım. Ne dedim biliyor musun? Ne dediniz? Söyle, iyi dinle. Bu maç berabere biter dedim. Fenerbahçe'nin golünü de dedim atarsa Serdar Aziz'e de zanka atar dedim. Niye Serdar Zanka dedim? Göztepe'nin oyun sistemi belli, Fenerbahçe'nin belli. Fener ancak duran toplardan atardı. 5-0 bu arada ya. Aytemiz, Ankara Gücü 5-0'dı. Ben teyit etmek için şöyle bir kağıda da bakayım dedim. 4-0 değil, 5-0. Evet. Ha, son dakikada şey bir tane daha attık. Evet, 90+4'te. Doğru. Doğru, 5-0. Yani nişandaydım ama hakimim konuyu, onu söylemek istiyorum. Seto. Evet. Setenay. Ben niye sana Seto diyorum? Ya? Yani normal şartlarda diyorsunuz ama şu an şu kadarcık olan karizmam, o da yerle bir oldu değil yani mi? Ekran değil, başında şey izleyenler. Yani, Çerkez prenses diyorum ben genelde Setenay'a da. Severim Setenay'ı. Şimdi Setenay, Fenerbahçe Göztepe maçının berabere biteceği bunca yaşanana rağmen gün gibi ortadaydı. Neden? Birincisi, bu maçta kafamda oynadığımda Göztepe öne geçse bile İster istemez ondan sonra bir gard alacağını, geriye çekileceğini, doğal olarak böyle olacağını, Fenerbahçe'nin de ondan sonra gaza basacağını, gol attıktan sonra bu defa deplasman tedirginliğini Fenerbahçe'nin yaşayacağını, kafamda oynadığımda buydu. Öyle de bitti. Fakat maç hakikaten son dönemlerin, son haftalarını demeyeyim ama son yıllarda izlediğim en keyifli maçlardan biri oldu. Maçta inanılmaz şeyler var. Penaltı veriliyor. Hı hı. Hakem vermiyor. VAR veriyor. Penaltı atılıyor. Yanlış atılıyor. Kaleci kurtarıyor. Kalecinin de gacı gidiyor. Rakip kaleye gol oluyor. VAR uyarıyor. Geliyor, penaltı iptal oluyor. Penaltıdan dolayı gol iptal oluyor. İnanılır gibi değil. Arkasından bir gol daha. O da ofsayttan iptal vesaire. Son derece heyecanlı. Keyifli bir maçtı. Gerginlik de vardı tabii. Vardı ama oyunsal gerginlik, yani şey değil. Şeref tribünde çok ufak tefek, böyle ufak tefek şeyler olmuş ama onlar gol olunca şeref tribünde de amigolar olduğu için onlar da böyle hani burası bizim mahalle, burası bizim çöplüğümüz ha falan. Mesela sen sevindin diyelim, Beşiktaşlısın ya da Fenerbahçelisin, yöneticisin, gitmişsin İzmir'e, Ankara'ya, Bursa'ya neyse, gol attın. Sevinirsin takım. Oradan hemen böyle ya işte burası Bursa, burada sevinme falan der. Orada bile unutulurlar nerede olduklarını yani. O yüzden şeref tribünü hep tartışmalıdır yani. Herkes niye giriyor diye. Ama genel olarak çok sahadaki oyuncular da iyi niyetliydi. Taraftarı da doyuran bir karşılaşmaydı aslında. Kesinlikle. Her anlamda. Göztepe taraftarı çok iyiydi. Fenerbahçe taraftarı kendi takımını iyi destekledi. Ben şuna çok mutlu oldum. Geçen haftaya kadar VAR sistemi devreye girmiyordu bizde. Hatta devreye girerseniz döveriz gibi bir tavrı vardı merakin. İlk defa VAR 3'te 3 yaptı. Çok doğru müdahaleler.
Fenerbahçeliler haklı olarak isyanda. Penaltı tekrarlandı. Hı hı. Geçen hafta tekrarlanmadı. Aynı hareketi yaptı iki kaleci. Fenerbahçe kalesi Altay ve geçen hafta da Malatya'nın kalesi aynı hareketi yaptı. Şimdi Fenerbahçe haklı olarak diyor ki geçen hafta tekrarlanmadı. Yanlış bir karardı. Bizi yaktı. Bu hafta tekrarlandı. Doğru bir karar. Gene bizi yaktı. Yani Fenerbahçe aleyhine olanlar doğru karar gibi oldu. Hakikaten o maç eğer o penaltı dönüşü Fenerbahçe'nin golü geçerli olsaydı, penaltı tekrarlanmasaydı, yani orada bir hata olmasaydı, Göztepe moralman çok düşerdi. Evet. Niye? Penaltı kaçırmışsın, 10 saniye sonra gol yemişsin. Yıkılırdı resmen. Fenerbahçe çok yükselirdi ve maçın hikayesi değişebilirdi. Fakat kaleci Altay penaltı çok öne çıktı. 1 metreye yakın öne çıktı. Tıpkı Malatya kalesi gibi. Hakem bunu fark etmedi ki anlık fark edemeyebilir. VAR fark etti. Tabii o penaltıyı kurtaran Altay'ın degacının gol olması, yani arkadaşına gibi gol olması olayı dramatik hale getirdi. Evet. Sonuç olarak Fenerbahçe zorlu bir fikstürün ilk 2 haftasında 4 puan kaybetti. İlk 2 haftasında. Son 6 haftası zorlu fikstür demiştik. 2 deplasmanda 4 puan kaybetti. Daha Fenerbahçe'nin Rize deplasmanı var, Sivas deplasmanı var. Beşiktaş derbisi kendi var. Kendi sahasında Beşiktaş derbisi var. Bir maç daha var kendi sahasında. Yani Fenerbahçe... Gençler Birliği olabilir mi? Olabilir. Fenerbahçe... Fenerbahçe'nin kalan maçlarının grafiğini ekrana getirebilirsek üzerine konuşabiliriz. Ben Gençler Birliği diye hatırlıyorum. Ama emin de değilim. Gençler Birliği galiba ya. Sen şimdi nişanda olduğun için hatırlarsın ya. Ben... Nişanlı değil, nişanda olduğum için hatırlarım. Nişanda olduğun için. Heh. Sen nişanlı mı? Sen de Siri gibisin ha. Her şey yanlış anlıyordu. Şimdi olay şu. Ersun Yanal Fenerbahçe'nin bu mevcut kadrosunu doğru kullanmıyor. Mesela bana sor. De ki. Çaykur Rizespor son haftaymış. Gençler Birliği. Seni kutluyorum Setenay. Evet. Bir kahve ısmarlayacağım sana. Teşekkür ederim de işim. Burada yani... şimdi kağıt üzerine bakınca bir tane kolay maç var. O da kolay değil de kağıt üzerinde. Gençler Birliği de toparlandı Hamza Hoca'dan sonra. Hı hı. Hamza Hoca geldi, havaları değişti. Bir tane kolay maç yok. Şimdi Ersun Yanal bu takımın altından kalkamıyor. Ben Ersun Yanal'ın sezonun, yani sezonu tamamlayacağını demiyorum. İlk yarıyı tamamlayacağından bile emin değilim. Böyle bir söylenti var, evet. Söylenti değil, ben başından beri diyorum yani. Ersun Yanal'la Fenerbahçe şampiyon olamaz. Niye olamaz? Şimdi dün... Ki kurtuluş reçetesi olarak gelmişti takımın başına. Böyle bir o zamanki şartlar farklıydı ama. Kümede kalmaya oynayan bir Fenerbahçe var. O şartlarda olabilir. Şimdi bak dün Vedat Muriç'i İzmir'e götürüyorsun. Tamam. Başın sıkışınca oyunu alıyorsun. Ona da tamam. Ya arkadaş bu Vedat'ın oynayabilecek hali varsa niye başlangıçta Vedat'la başlamıyorsun? Niye sistemini bozuyorsun? Geçen hafta da Rodriguez varken Tolga Ciğerci ile başladın. İşte Rodriguez dün 2 gol attı. Biri sayıldı, biri sayılmadı ama sonucunda senin deplasman oyuncularının başında Rodriguez geliyor. Moses ve Rodriguez senin deplasman oyuncularının başında. Sen Malatya deplasmanı nasıl Tolga ile başlarsın ya Rodriguez oynatmazsın? Bu neyin aklıdır? Dün işte 2 puan daha gitti. Efendim maçtan sonra diyor ki futbol konuşulur, futbol yok işte falan filan yani hakeme gönderin. Hayır, dün çok iyi bir hakem vardı. Gördüğünü çaldı. Göremediğini var gördü. Olması gereken budur. Hakem gördüğünü çalacak, onun göremediğini var görecek. Fenerbahçe'ye yapılan haksızlık geçen hafta VAR'ın ve de hakemin hiçbir şey görmemesiydi. Geçen hafta Malatya'da da hakem görse, VAR görse... O penaltı tekrarlanacak. O maçın da hikayesi değişebilecek. Bu takım şampiyonla oynuyor. Kaderini oynuyorsun. Yazık günah. Bu %100 haklı bir serzeniş. Ama hoca senin hataların vardan çok daha fazla. Bu kadar. Niye bakıyorsun ki? Yo, devamı gelecek mi diye baktım. Peki. Fotomaç gazetesinin 2. sayfasına götürelim izleyicilerimizi. Fener'den sert tepki başlığı atılmış. Başkan Vekili Semih Özsoy VAR kararlarına tepki gösterdi. Penaltının tekrarlanması doğru ama
Bu bize olsaydı ne olurdu? Madem teknoloji bu kadar hızlı, Malatya maçında neden olmadı? Fenerbahçe bunlarla uğraşacak güçte serzenişinde bulundu Semih Özsoy ki zaten Turgay Demir de biraz önce aynı şeyi ifade etti. Evet, dün akşamki tepki, reaksiyon doğruydu. Doğru reaksiyon gösterildi ama neden Malatya karşılaşmasında ben aynı reaksiyon? Ben nedenini söyleyeyim mi? Bak bunu herkes atlıyor, ben nedenini söyleyeyim. 21 ya da 22 Kasım'da, yani 3-4 gün önce Malatya maçından sonra olması lazım. Sonra olması lazım. Fenerbahçe Malatya maçından sonra olması lazım. Nihat Özdemir, Nihat abi bir açıklama yaptı. Bir soru üzerine. Dedi ki hani şöyle bir soru soruldu sanıyorum. Hani var neredeyse siyah ve beyaz pozisyonları bile karışmıyor. Denince o da karışması lazım, karışacak dedi. Bence aradaki fark bu. Bu hafta VAR'ın çok fazla karışması, çok fazla değil yani doğru şekilde karışması bence Nihat Özdemir'in uyarısıyla oldu. Çünkü MHK'nin daha önceki tarzı şuydu. Hakem göremiyorsa, VAR uyarıyorsa hakemden not kırarım.